Karmaşık değişkenli fonksiyonlar örnek soru 4. Bu videomuzda karmaşık değişkenli fonksiyonlara bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen karmaşık değişkenli fonksiyonları fz eşittir uxy artı ivxy formatında yazınız. A şıkkı ile başlıyoruz. fz eşittir 3z kare artı 1 bölü z eksi 1'in modülü var. Bu formata getirmek için bir karmaşık değişkenli fonksiyonu z yerine x artı y yazarız. Burada da onu yaparak başlıyoruz. 3 çarpı x artı y'nin karesi artı 1 bölü x artı y eksi 1'in modülü. Yukarıda önce şunun bir karesini alalım. X kare, bunun da bunun çarpımının 2 katı 2xy artı y kare i kare. I kare eksi 1 ettiği için burası eksi y kare olur. Bunu da 3 ile çarpacak olursak 3x kare 6xy eksi 3y kare. Şu bölümü hallettik artı 1. Bölü aşağıda ise modül var. Mutlak değer z'nin anlamı kök içinde reel kısmın karesi x kare artı sanal kısmın karesi y kare. Burada da reel kısım x eksi 1. Kök içinde x eksi 1'in karesi artı sanal kısım y, y'nin karesi. Şimdi bunu bu formatta ayıralım. Reel kısım bu, bu ve bu. 3x kare eksi 3y kare artı 1 bölü kök içinde x eksi 1'in karesi artı y kare artı i. Şimdi sanal kısma başlıyoruz. Bu bölüm 6xy bölü payda bu. X eksi 1'in karesi artı y kare. İşte A şıkkındaki fz fonksiyonunun uxy artı ivxy formatındaki yazımı budur. Geçiyoruz şimdi B şıkkına. B şıkkında z yerine x artı iy koyarsak, burada e'nin üstü olduğu için şu formülü de kullanacağız. E üzeri i teta cos teta artı i sin teta. Yazalım şunu. Fz eşittir e üzeri x artı iy artı e üzeri eksi ile çarpıyoruz. Eksi x eksi iy. Şu formülü kullanabilmek için reel kısmı ayırıyoruz. E üzeri x çarpı e üzeri yi yazalım şunu. Onunla önce i sonra y yazmanın önemi yok da ben buradakini şunun içine koyacağım şeklinde böyle yazmayı seviyorum. İsteyen istediği gibi yazıp görebilir. İ'nin dışındakiler kosinüs ve sinüsün içine gelecek. E üzeri eksi x çarpı e üzeri eksi y i. Şimdi şunu kos ve sinli yazıyoruz. E üzeri x kosinüs y artı i sin y'dir. Artı e üzeri eksi x çarpı burası kosinüs eksi y artı i sin eksi y'dir. Kosinüs ve sinüsün içindeki eksileri ne yaptığını hatırlayacak olursak kalkülüs derslerinden veya lise yıllarından artık. Şurayı bir çarpalım. E üzeri x kos y artı i e üzeri x sin y. Kosinüs içindeki eksi yutar. Kos eksi x kos x'e eşittir. Sin içindeki eksiyi dışarı atar. Eksi sin x. Tanjant ve kotanjantı dışarı atar. Bir tek sekant daha içindeki eksi yutar. Çünkü o da 1 bölü kostur. Kosekantı dışarı atar. Burası artı e üzeri eksi x kos y. Sinüs içindeki eksiyi dışarı atacağı için eksi i e üzeri eksi x sin y.
Bunları reelleri ve sanal kısımları birleştirirsek e üzeri x cos y artı e üzeri eksi x cos y bu u x y artı i e üzeri x sin y eksi e üzeri eksi x sin y. İşte fz fonksiyonumuzu u x y ve x y formatında yazmış olduk. Cevabımız budur B şıkkı için. Şimdi geliyoruz C şıkkına. C şıkkında z yerine x artı iy yazacak olursak fz eşittir 1 bölü x artı iy eksi i. Paydayı i'den kurtarmalıyız ki bunu reel ve sanal biçiminde ayırabilelim. Ama şunu bir önce net görelim. Reel ne, sanal ne? Artı i y eksi 1. Bunun eşleniğiyle çarpacak olursak x eksi i y eksi 1. Burada eşleniğiyle çarpacak olursak bunu yukarısı x eksi i y eksi 1 bölü reelle reeli sanalla sanalı çarpıyoruz. Eşlenek çarpımı z'nin eşleniği x kare artı y kare eder. Reelin karesi sanalın karesi. X kare artı y eksi 1'in karesi olur. Bunu da ayırırsak x bölü x kare artı y eksi 1'in karesi bizim u x y'mizdir. Artı i eksiyi de şuraya verirsek 1 eksi y bölü parantez içinde yazmayalım. Şuradaki eksiyi şuraya verdim. Burayı artı i olarak yazdım. 1 eksi y bölü x kare artı y eksi 1'in karesi. İşte bu da bizim u x y'miz, bu da v x y'miz. Burada da i'miz var. İstenilen formata getirmiş olduk. Bir karmaşık değişkenli fonksiyonu u x y artı i v x y formatında yazmak istiyorsak z yerine x artı i y yazıp bu düzenlemeleri gerçekleştirip reel ve sanalı ayırmamız gerekmektedir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.